Merhabalar dostlar, dünkü videoda sizlere buton komponentlerin tasarımını anlatmıştım ve yapmıştık birlikte. Şu anlık iki tane var ama ilerleyen zamanlarda belki ihtiyaca göre daha da fazla komponent tasarlayabiliriz butonlarla alakalı. Şu anlık bize yeter. Bu videoda ise sizlere Broadcast Card komponentini tasarlamayı anlatacağım. İlk olarak Broadcast Card nedir ondan bahsedeyim. Şimdi ana sayfamızda ve duyuru ve diğer türlü duyuru kanallarında, sayfalarında şöyle kart düzgün bir şekilde duyuruların geçtiğini, belli kartlar şeklinde yan yana dizildiğini görebilirsiniz çoğu haber sayfasında veya Minecraft Webscript sayfasında. Şimdi biz onun bir demosunu tasarlayacağız. Bakalım, tasarlamaya geçelim. Bu komponent bizim için önemli. Neden önemli? Çünkü genel olarak bu komponentin benzerlerini sitede çok fazla kullanacağız. Şu anlık bir tane yapalım ve bunu gerektiği zaman kopyalarız ve diğer komponentlerde de kullanırız arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi hemen şöyle yana gelelim, komponent olarak bir dosyalara gelelim ve burada cards.js dosyamızı oluşturalım. Buraya hemen gelelim ve şunu diyelim. Export const broadcast card 1 diyelim ki ilerleyen zamanlarda belki ekstra şeyler ekleriz. Şu anlık böyle kalsın. Return ile bir JSX dönelim. Hemen bunun içerisine div alalım. Şu anlık broadcast card'da iki tane prop alacağım. Bunlardan biri title, ikincisi desk, yani description. İlerleyen zamanlarda eğer ki ilerleyen videolarda daha doğrusu resimlere girdiğim zaman buraya bir resim gireceğiz ki kartta da bir resim gözüksün güzel bir şekilde. Şu anlık tek title ve description, yani açıklama kısmını halledeceğiz. Hemen burada page test'e geliyorum ve hatta bunu page test'te denememize gerek yok şu anlık. Hemen burada page'de bile deneyebiliriz. Çünkü bu bugün yapacağımız komponent server side'de çalışacak bir komponent olacak. Bu yüzden buraya hemen broadcast card 1 diye ekleyebilirim. Şurayı hemen kapatayım. Sevdiğim. Videodan önce bazı denemeler yapıyorum. Çünkü sizlere daha iyi bir şekilde sunabilmek için videodan önce deneme yapmak her zaman iyi. Şimdi bir hata mı aldık? Hayır. Güzel. Hemen buraya gelip açıklama kısmına bir tane div daha oluşturacağım. Bir div daha oluşturacağım. Bu div'e diyeceğim ki sen container ol. Ayrıca textleri ortada al. Bunları diyelim. Sonra diğerine gelelim. Bir padding değeri verelim. Bir 5'lik bir padding ya da 10'luk bir padding değeri verelim. Yüksekliğini 64. Genişliğini de 64 alalım. Bakın gözüküyor mu? Muhtemelen BG girmediğimizden gözükmüyor ama buraya BG gri 400 dediğimizde muhtemelen gözükecek. Bakın şöyle düzgün bir şekilde kare aldık. Kare elde ettik. Hemen bu kareye bir rounded verelim. LG bence güzel olmaz. Bir medium vermek yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Bir medium verdik. Bir border verelim. Bu border 2 olsun. Ayrıca border'ımız black olsun. Bakın şöyle güzel bir şekilde border'ımız gözüktü ama galiba birlik bir border alsak yeterli olur diye düşünüyorum. Evet. Şu anlık okey gibi. Şuraya 300 alsak. Ardından hover ettiğimizde ise BG gri 200 olsa şöyle güzel bir görüntü olabilir. Şimdi tamam, bunları yaptık güzel bir şekilde. İçeriye bir H1 etiketi içerisinde title'ı, ayrıca bir paragraf etiketi içerisinde ise açıklama kısmını burada yayınlayacağım. Ve bunlara bir default değerler tanımlayacağım. Eğer hiçbir değer girilmezse duyuru başlığı, baş ya da başlık eklenmedi. Açıklamaya ise duyuru açıklaması girilmedi diyelim. Bakın şu an bu şekilde bir şey bizim karşımıza geldi. Arkadaşlar başlığımız eklendi, duyurumuz eklendi. Varsayılan değerleri de açıkçası şu an burada gözüküyor. Ama ben gelip buraya hemen title deyip prop olarak şöyle title deyip java vs code deyip, ayrıca açıklama kısmına ise, niye böyle yazıyor bunu? Açıklama kısmına ise sizce ne diye yazalım? Sizce ne olabilir? Merak ediyorum. Yorumlara yazın. Mesela bunu yazdık arkadaşlar. Bakın anında bu değerler, default değerlerimiz değişti. Şimdi şu an arkadaşlar bir buton eklemek istediğim zaman buraya, ben bu butonun içeriğini eklediğimde şöyle mesela sayfayı incele gibi bir içerik ekledim değil mi butona? Sayfayı incele. Bakın sayfayı incele dedim. Bakın burada sayfayı incele olarak geldi. Şimdi benim aslında yapmak istediğim bir konu var bunlarla ilgili şu an. Ben eğer ki bu butonlarım herhangi bir fonksiyon çalıştıracaksa client tarafında side etmek istiyorum. Ama herhangi bir fonksiyon çalıştırmayacaksa, sadece bir sayfaya ya da bir yere gidecekse bunun server side'de render edilmesini istiyorum. Ki bu zaten önemli. Bir fonksiyonu çalıştıracaksak mecburen client side'de olmamız gerekiyor. Şu an bunlar da herhangi bir şekilde client side'de olduğundan ötürü bunun fonksiyonları çalışırken burada zaten bir fonksiyon eklemedik ki zaten buraya bir fonksiyon eklemek istediğimiz zaman uyarı alacağız. Çünkü bu fonksiyonlar client side'da alınan bir yapı. Ama şunu açıkçası söyleyebilirim sizlere dostlarım. Bu butonlara gidelim ve butonları şöyle bir kopyalayalım. Butonları. Şöyle hatta ikisini kopyalayalım. Ve buraya gelip diyelim ki buton server to server one diyelim. Ardından bu div ya. Bu div'e gelelim de ki bu div A olsun diyelim. Bu div A olsun diyelim. OnClick action yerine href adresi verelim ki tıklandığı zaman nereye gideceğini açıkçası bu belirtir. Hemen href deyip buraya gelip href dediğimiz an artık tıklandığı zaman nereye gideceğini açıkçası biz server side'dan belirtebiliriz ki bu sayede bunu kullanalım arkadaşlar. Genel olarak zaten butonlar genellikle bir yere aktarmak için kullanılır. Fonksiyonları çalıştırmak için çok fazla kullanılmaz ki bunu bu şekilde aslında client tarafında daha hızlı yüklenmesini de sağlamış olacağız. Çünkü client'te renderlanan bir komponent server side'e göre biraz daha yavaş renderlanır. Şimdi ben buraya buton server one deyip hiçbir şey yapmadım da diyor ki on action is not defined diyor. Muhtemelen biz şurada şöyle yapmamız lazım. Şu en son on action ekledik ya, bunları silmemiz gerekiyor. Bunlar çünkü server tarafından render ediliyor. Hemen geldim. Ben geleyim şuraya. Şunu sileyim. Tamam, bunu sildik. Şimdi bunu sildiğimde artık herhangi bir hata almadığını görüyorum. Ve hemen gidelim ve şu şekilde buraya değerimizi girelim. Şöyle nereye girelim? Buraya girelim tabii ki. Ref diyelim. Ve mesela buraya diyelim ki Google'un adresini almak. Şuraya almak istiyorum. Kopyala diyelim. Aldım ve yapıştırdım. Bakın üzerine gittiğimde artık buraya tekraren gittiğini görebiliyorum. Mesela A'ya gitmesini istediğimi söylediğimde bakın A'ya gittiğimde 404 hatası alacağım. Bu sayede artık o butonu server side'da da render edebiliyorum. Bu güzel, bence bu güzel bir durum. Bu sayede butonları daha efektif şekilde de kullanabiliriz. Tamam, butonlarla alakalı konuyu boş verelim ve diğer konulara biraz daha girelim. Mesela bu etiketleri biraz düzenlemek istiyorum. Bu yüzden font 2xl diyeceğim ki bu biraz büyüsün. Yoksa text miydi bu? Galiba text'ti. Evet text'ti, okey. Text 2xl dedim. Font bold dedim. Bu sayede artık fontum biraz daha şişkin oldu. Ayrıca buraya şunu demek istiyorum. Bir margin bottom vermek istiyorum. Bu da 10 olsun ki şu ikisi arasında bir mesafe olsun. Ya da 5 yapalım. Şu kadarcık mesafe ideal. Hatta buna da verelim bunu. Margin bottom 5 diyelim. Ve bu ikisi arasında da bir mesafe olsun. Ayrıca buraya gelelim diyelim ki eğer ki sen hoverlandığın zaman scale olarak bir %5'lik bir scale artışı yaşa. Bakın üzerine gittiğim an bunun boyutunun bir anda yükseldiğini görebiliyorum. %5'lik bir büyüme yakalıyoruz. Ayrıca bu buradaki tüm her yere tıkladığımda buradaki bu konteyner içerisindeki herhangi bir yere geldiğim an buradaki tüm yazıların renginin birazcık kırmızıya yakın olmasını istiyorum. Bunun için de hover geliyorum ve diyorum ki red 200 diyorum. Bu biraz kötü oldu, o yüzden rose 200 diyelim buna. Tamam, rose 600 diyelim. Bu biraz fazla oldu, 500 diyelim. Bu da şöyle diyelim, 400 diyelim. Okey, aslında güzel gözükebilirdi ama tam istediğim gibi bir şey olmadı maalesef. Sky diyelim, Sky 900 diyelim. Bakın, bu biraz daha güzel oldu açıkçası. Tabii bu biraz sizin şeyinize bağlı bir durum. Göz zevkinize bağlı bir durum. Benim pek göz zevkim yok açıkçası. Buraya gelip gri 100 diyeceğim. Biraz daha aydınlık olmasını istiyorum şu şekilde. Bakın şu an aslında hiç de kötü olmayan bir tasarım tasarladık. Bunun yukarısında bir resim olsa ve burada like gibi butonlar olsa bu tasarımın iyi olabileceğini söyleyebilirim. Şuraya duyuruyu incele diyelim. Tabii ki de bu biraz artık yapa alışacağımız bir konu. Mesela artık bu o kadar kolay bir hale gelecek ki. Geleceğiz mesela. Bir duyuru sayfamız var. Bu duyuru sayfasını tasarladık değil mi diye düşünelim. Bu duyuru sayfası grid'den alacağını düşünelim. Grid'in columns'larının neydi o? Columns'tu galiba. 2 olduğunu düşünelim. Yani ikişerli olarak yukarı aşağı gittiğini düşünelim. Bugün nedense faremde bir sorun var. Ben hala onu anlayamadım. Şöyle bir tane daha oluşturalım. Bakın alt alta grid dediğimden ötürü geldi ama şunu şu an hatırlayamıyorum. Calls olması lazım ama. Aynen calls'muş. Yani şu an burada diyoruz ki bir grid, bir ızgarada aynı anda 2 tane nesne bulunabilir diyoruz. Ama 5 tane desem 3'ünü de yan yana koyacak ki burada eğer ben 5'in üzerinde bir şey girmek istesem 6 tane oldu mesela. Bakın 6.'sını buraya koydu. Ve şu an 5 tane duyurumu görebiliyorum. Ayrıca bu 5 duyurun arasında bir gap değeri de girebilirim. Arasında bir boşluk değeri de girebilirim. Şu şekilde gap 30 diyelim. Ve hatta 20 diyelim. Çünkü calls'a göre bu ayarlıyor muhtemelen gap'ı. Bu sefer de responsif bir yapı olmuyor. Bunu biraz daha ayrıntılı bir şekilde bir bölümde tüm tasarımları responsive'e çekmeye çalışacağız. Şu anda pek bir responsif bir tasarım yok. Ama container desem biraz responsive'e döner diye düşünüyorum. Yapının en azından bir konteyner içerisinde var olsa. Bakın şu an mesela %100 yapıya gittiğimizde bu şekilde bir yapı olduğunu görebilirsiniz. Neyse burada da az çok sizlere biraz yapılardan az çok bahsetmeye çalıştım. Bakın arkadaşlar bunları sürekli kopyalamak vardı. Bir de şu anda bunu kısa bir şekilde zaten burada bir for döngüsü falan oluşturacağız ki bu kod gerçekten çok kısalacak.